Sevgili Cem TV izleyicileri, benim bu haftaki konuğum modanın aykırı renklerinde sevgili Gülsüm Gül. Kendisiyle aynı yolun güzergahında müzik dolu, moda dolu bir sohbetin içinde olacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Vallahi sizinle burada görüşebilmek ne mutlu bize. Değil mi? Çünkü Hep başka hep yerlerde başka yerlerde karşılaşıp sohbet edip. ve gerçekten de burada oluşuruz da ayrı bir güzel Çok ayrıcalık bence. çok Aynı çok sizin teşekkür dediğiniz gibi ederim. ayrı renkler, ayrı tonlar hep bir arada buluşabilmeli bence. O yüzden Aykırı Evet. Renkler programının ismi. Sevgili Gülsüm Gül'le aynı zamanda biz meslektaşız. Evet. Aynı sektördeyiz uzun yıllardır. Bundan da konuşacağız kendisiyle ama ilk önce müzikle başlamak istiyorum. Nasıl bir Şimdiki yol hikayen yol oluştu? hikayem Nasıl benim başladın? küçüklüğünden beri yani ailemin bana verdiği değerlerle alakalı. Çünkü ailem ilk önce müzik, bizim her duvarımızda bir saz vardır evimizde. Ve o kadar ilginç ki ailem tabii bu kültüre sahip olduğu için ben de halk müziğiyle herhalde bu yola devam Aşina ettim. oluyorsunuz Aşina zaten. oldum. Aşina olurken de bir baktım saz çalar oldum. Benim çok çok ilginç yanlarım vardır. Saz mesela hiç aklımda olmayan şekilde gittim konsere, çekilişte bana saz çıktı, saza devam ettim. Sabahat Akkiraz saz çekilişinde sazı bana verdi elimi, odur budur türkü söylerim, saz çalarım. Bırakmadınız elinizden, ilk de Vallahi bırakmadınız. iyi ki de bırakmamışım. Evet, Çoğu çok... arkadaşım da aynı şeyi dile getiriyor. İyi ki devam etmişsin diyorlar. Tabii ki sadece müzikle devam etmiyorum hayatıma. Ticari anlamda da modayla da ilgileniyorum. Aynı Konuşacağız. sektördeyiz. Evet. Aynı Yani güzel sektörde. gidiyor. Her ikisi de bir yerde buluşuyor. Buluşma noktaları var bana göre. Bilemiyorum. Peki, çok dokunaklı bir uslubunuz var. Feyz aldığınız, böyle dinlerken içinizi titreten yol arkadaşlarınız oldu mu? Kendi uslubunuzu oluştururken. Şimdi uslubumu oluştururken tabii ki eminim ki birçok arkadaşımız gibi ben de aynı şekilde o yoldan devam ederken bizim hiçbir zaman değerlerimizi yok saymamamız gerektiğini dile getiriyorum. Ben tabii ki ozanlarımızdan feyiz aldım. Çünkü onların sözleri Pür Sultanlarla, Karacaoğlanlarla biz yollarımıza, Mulis Akarsularla, Mahsunilerle biz bu yollara çıktık. Ama biz onların elinden bu türküleri okurken, dilinden, yüreğinden çıkan sözleri okurken tabii ki feyiz aldık. Sabahat Akkiraz'dan feyiz aldım. Belkıs Akkaya'dan feyiz aldım. Tabii ki Arif Hoca'dan ayrı bir feyiz aldık. Biz tabii Söylemeden ki olmaz, değil bunlarla mi? yoğrularak buraya kadar geldik. Tabii ki emek harcadık. Ha şimdi diyeceksiniz ki nereye kadar emek? Biz dilimizin dön yani bu nefesi Allah bize verdiği sürece devam edeceğiz inşallah kısmet olursa. Çok güzel. Yani bilmiyorum, belki siz de bunun farkındasınız. Ben bunu her programımda böyle biraz değiniyorum. Size de bunu sormak istiyorum aslında. Çok iyi bir dönemden geldiniz. Mesela o ilk başladığınız ustaya saygı, usta çırak ilişkisiyle büyümüş olduğunuz dönemle şimdikinin arasında fark var mı? Tabii ki fark Neler var. sizi rahatsız eder? Mesela biz saygısız, ben saygısızlığa hiç tahammül edemem. Yani illa ben çok iyiyim anlamında değil. Belli bir dönemden geçmiş kişilerin mutlaka onların düşüncelerini eleyip dokumak, o nasıl harmandan geçiriyorsunuz ya, o mutlaka geçmesi lazım. Şu anki açık konuşmak gerekirse ben bazı arkadaşlarımdan üzülüyorum, yalan söylemeyeyim. Ama bu değildir ki biz bayraklarımızı taşırken onlara teslim edeceğimiz çok sağlam sesler, çok da sağlam duruşlar da var içlerinde. Ama biraz daha böyle saygı gerekiyor gibi geliyor bana. Ben bunu niçin ısrarla söylüyorum biliyor musunuz? Türk halk müziği deyince insanların daha gelenekçi, daha altyapısına sağlam, daha Evet. hayat tarzına, yaşam tarzına sahip çıkan bir üslupta durmaları gerektiği algısı oluşuyor. Bende de öyle. Dolayısıyla popüler kültür dediğimiz o popüler kültürdeki yaşam tarzı çok da o bizim hani o ahlaki ölçüdeki kriterlerimize uymuyor. Dolayısıyla da ben bunu hep söylerim. İşte Türk halk müziği okuyan insanın giyimine, kuşamına, yaşam tarzına, üslubuna diğerlerinden daha çok dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bazı
bazıları benim bu düşüncemi biraz daha yobazca bulurlar. Ama benim hani benim kendi kişisel düşüncem, ben öyle gördüğümde daha doğru buluyorum, daha doğru durduğunu düşünüyorum. Diğer türlüsü bizim tasvip etmediğimiz o popüler kültürde kaybolmuş bir duruş oluyor. Evet. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi ben kendimden örnek verirsem, ilk önce ben sesle kendimi göstermek istedim. Yıllarca da hep bu düşünceyle yola çıkmaya çalıştım. Tabii ki usta çırak ilişkisiyle biz kendimizi kazandığımızı hissediyoruz. Ama sizin dediğiniz gibi giyimde de, çünkü artık görselde de insanların bir şekilde o seni kamerada gördüğü gibi her zaman onu yansıtmanız gerekiyor. Ben mesela çıktığım programlarda elimden geldiğince, biliyoruz şimdi diyecekler ki sen de o sanat var kendine yapıyorsun, biz ne yapalım diyen birçok insanı duyabiliyorum yani şu anda. Ama ben elimden geldiğince kendime yakışanı yapmaya çalışıyorum. İlla bir yerimi açıp ya da ne bileyim daha farklı bir yöne ulaştırmaya çalışmadım. Ben sesimle. Şuradaki hançereyle ben yola çıkmaya çalıştım açıkçası. Şimdi aslına bakarsanız bizim bizi izleyen değerli seyircilerimiz, izleyicilerimiz haklılar. Çünkü bu işi biliyorsun. Evet. Ama ben şunu da hep söylerim. Giyinmek, bu işi bilmekle ya da marka almakla çok çok büyük paralar harcamakla ilgisi yok. Kendini tanırsan, proporsiyonu tanırsan ve doğru parçaları almayı bilirsen, evet, düzgün de giyiniyor oluyorsun. Peki sen bunu nasıl başarıyorsun? Ben renkleri çok seviyorum Aydıncığım. Tarzın nasıl belirledin? Birincisi ben renkleri yan yana getirmeyi çok severim. Çünkü nakış eğitmenliğim vardı. Yıllarca onu yaptım. Şu anda da kendimde de onu uygulamaya çalıştım. Diyorlar ki sen renkleri nasıl yani? Ben renkleri çok seviyorum. İlla şu rengi giyinerek, bu rengi giyinerek değil. Ben siyahın üstüne pembe de yakıştırabilirim. Ne bileyim siyah üstüne cırt bir yeşil de yakıştırabiliyorum. Yani önemli olan onu bir araya getirebilmek. Bir unsurları yani bulunduğu noktada güzel, düzgün, o kriterlere uygun bir şekil getirmek daha mantıklı yani. Aslında şunu ben hissettim sende. Şimdi ben kendi tarzımı belirlerken asla diğerlerinin ne düşündüğü, beğenip beğenmediğini o kadar önemsemem. Evet. İlk önce ben beğeneceğim, ben seveceğim. Aynı. Daha sonrasında böyle çok ufak kriterlerle onlara onların söylediklerini önemserim. Sen de öylesin. Dolayısıyla evet, kendi içinde giymiş olduğun elbisenin içerisinde sen mutlu değilsen... Kesinlikle haklısın. Çünkü şey ben mutlu etmiyor. Değilsem zaten sahnede mutlu olamıyorum ki. Sahne çok farklı bir olay. Sahneye çıktığın zaman ben böyle... Artık o türkünün bana verdiği o yüreğinden ne çıkıyorsa o benim coşkumla alakalı. Ben bir türkü söyleyince ben bir bakıyorum. Ben Anadolu'da mesela ya Anadolu'da yerine göre şalvar da giyindim. Puşimi bağladım. Omuzuma attım bir şalımı, çıktım türkümü söyledim. Yani önemli olan oradaki o atmosfere göre hareket edebilmek. Çok önemli. Çünkü o halkla birleşmiş. Çünkü halk çocuğuyuz ya. Her zaman orada birleştik. Ben çok bilmiyorum. Ben bu konuda çok farklı olduğumu düşünüyorum. Bence de öyle. Çünkü demin de altını çizdim. Bizim ne yazık ki etnik kültürümüze sahip çıkıyor olmamız lazım. Belki de bizim o uzun soluklu varoluşumuzun sebebi de o usta çırak ilişkisi, evet, geleneklerimiz, göreneklerimize sahip çıkarak gelişiyor olmamız belki de. Evet. Değişmeden ama. Kesinlikle. Demin siz de bahsettiniz, örnekleri de var, görüyoruz hepimizde. İnsanlar bu gelişim sürecini değişerek tamamlıyorlar. Bir sürü örneklerini söyleyebilirim ama hani doğru da olmayabilir şu an için. Peki, moda ikimizin de ortak noktası moda. Evet. Zor olmuyor mu senin için? Hem müzik hem moda biliyorum ben kendimden bildiğim için zor, çok zor bir kolay bir yanı sektör. Yok. Gecemiz ama yok, gündüzümüz yok. Ben tabii ki o gidişatla bu gidişat çok karıştırmamaya çalışıyorum. Çünkü belli bir zaman moda yani moda evim benim çok yoğun geçiyor. Bir bakıyorum yazın mesela haşır neşiriz müzik çok fena derecede beni alıp gidiyor. Açık konuşmak gerekirse bazen öyle bir zaman oluyor ki ya Gülsüm ne yapacaksın sen bir böyle bir çıkmaza giriyorsun. Siz de aynı düşüncedesiniz zannedersem.
Ama tabii ki bana yardımcım, en büyük yardımcım eşim Ali Ekber. O çok sağ olsun. Benim koşamayacağım yerlerde Ali Ekber koşar. Tek başına zaten çok zor. Çok hakikaten. Zor. Ve yol ciddi anlamda bana yol arkadaşı eşimdir. Kesinlikle öyle. Eşiniz, siz çok şanslısınız. Evet. Aynı zamanda eşiniz. Dolayısıyla mesela bizim sektörde tek başına o yolda yürüyor olmak, o tecrübeye sahip olmak çok zor. Güvenebileceğiniz insanlarla yolda yürümeniz lazım. Tabii ki. Ama hani şunu hep ben söylüyorum. O anlamda biraz şeyim aslında, müzdaribim. Doğru şey yok artık. Hani bizim zamanımızda öyle değildi. Bizler çok iyi bir dönemin çocuklarıyız. Evet. Öyle güzel çalıştık ki, öyle güzel emek verdik ki şimdi yetişmiyor. Birincisi ailemize karşı saygılı duruşumuzu yitirmedik. Onları yok saymadık. Şu andaki bazı gençlerden görüyorum ben, üzüldüğüm yanlar da var. Çok, çünkü çok iç içeyiz biliyorsun. Yani evet, evet. Bir moda evine geliyor bir aile, her şeyi anlayabiliyorsun, çözebiliyorsun. Neredeyse roman yazacak kadar böyle görüyorum ben bazı de öyleyim, kişileri. Evet. Ama dediğin gibi çok önemli. Bizler o kültüre sahip olduğumuz için en büyük şans bizim o kültüre sahip oluşumuz. Yani açık konuşmak gerekirse ben bu kültürde olduğum için ilk önce kendi adıma ben çok mutluyum. Ben de öyle. İyi ki de ailem bana o türküleri, o deyişleri haşır neşir etmiş. Ben aldım gidiyorum açıkçası. Onu omuzladım. Ben açıkçası yüreğimle onları omuzlayıp gidiyorum. Ben onlardan ne para bekliyorum ne pul bekliyorum. Ben o deyişlerimi omuzladım ben ileriye taşımak için. Çünkü benden önce beni buraya getiren o usta çırak ustalarımdan alıp götürmeye çalışıyorum. Bulunduğum noktada eğer bir adım ileri atabilirsem o omuzladıklarımı ne mutlu bana ki omuzlayıp götürebilmem. Kesinlikle öyle. Peki Evet. Demin de ben söyledim yine. Müzikal anlamda biz hep usta çırak ilişkisiyle büyüdük. Sektörel anlamda da ben Evet. Usta çırak ilişkisiyle başlayıp akademik olarak da tamamladıktan sonra sektöre atıldım. Şimdi neden yok? Sebebi nedir? Şimdilik neden yok? Popüler kültürün... Evet, popüler kültürün biraz daha farklı bir yönde. Herkes kendini düşünüyor şu anda. Maalesef. Herkes kendini, çünkü popüler kültürde tek başına müzik yapıldığı vakit, mesela tek müzikle haşır neşir olan insan ondan ekmeğini kazanıyor. Az önce bahsettik program başlamadan önce. Çünkü farklı bir iş alanı yok. Kazancı yok. Kazancı olmadığı zaman maalesef kendine bir duvar örüyor. O duvarın içerisine hiç kimseyi almıyor. Hiç kimseye vermiyor. Kendi kazandıklarından ne bileyim bir öğrenci yetiştiremiyor. Maalesef. Biz de yetiştiremiyoruz. Ben evet. Önceden benim yanıma gelen bu işi öğrenmek isteyenler vardı. Gerçekten öğrenmek istiyorlardı. Yani ve işin mutfağından başlamak istiyorlardı. Şimdi ilk Şimdi önce yok. Senin ayağını kaydırmaya çalışıyor evet, evet. öğrenen. Siz de yaşıyorsunuzdur sektörde. Emin olun. Evet, Moda evet. sektöründe de Evet. öyle. Yani bilir kişi yetişmiyor. İnsanların İnsanlar biraz daha mı böyle artık soğukkanlı oldu? Sadece kendini düşünüyor gibi. Soğukkanlıktan ziyade şey artık insanlar daha kolay hayatı tercih ediyorlar. Yani daha çok kazanmak. Ezilmeden, evet, Evet. Ezilmeden, yıpranmadan, yani daha çabuk para, daha kolay para, daha kolay itibar, daha kolay ün. Evet. Ama bunda sebepleri var. Ekranlarda görmüyor muyuz? Yani insanlar bir gecede şöhret oluyorlar. Altyapısı olmayan, bir işle alakalı eğitimi olmayan, bir sürü insan var bu konuyla ilgili. Evet. Dolayısıyla haksız da bulmuyorum. Örnek olmak diyoruz ya biz hep. Örnek olmak böyle bir şey işte. Ben bazen dost meclislerinde konuştuğumuzda hep böyle altını çizerek söylemeye çalıştığım şey bu. Büyük ya da küçük, öyle ya da böyle nasıl olduğunun hiçbir önemi yok. Yaşarken insanların misyonları olması gerektiğini ben düşünürüm. Ekran önündeki insanların buna iki kat daha dikkat etmesi gerektiğini hep söylerim. Bravo. Neden? Şimdi örnek almasın diyorlar. Yani ben atıyorum mesela X bir isim. Ben böyle yaşıyorum. İnsanlar örnek almasın ama insanlar örnek alıyorlar. Çünkü eğitim sistemi de ona müsemma gösterdi ve o sürece getirdi. Ne yazık ki insanlar
ekranda görmüş oldukları popüler kültüre ait insanları örnek alıyorlar. Netice itibariyle de sanıyorlar ki işte daha kolay para kazanırız. Para kazanmak açıkçası meslek önemli değil mesela. Meslek bazılarında hiç meslek yok. Çoğunda yok. Çoğunda yok. Biz mesela biz iki tane mesleği icra etmeye çalışıyoruz. Taşıyabildiğimiz kadar taşıyoruz. Acaba bizden sonra bu mesleği nereye taşıyabilecekler? Mesela halk müziğini ben bazen öyle bir düşünüyorum ki arabeske doğru yol almış birçok insan. Bir bakıyorum türkü söylüyorlar. Bir bakın türküler bu tarafa gidiyor. Ses bu tarafa gidiyor. Diyorum acaba... Biz mi yanlış, ben mi yanlış algılıyorum? Hayır, benim gibi benim dönemim, dostlarım, arkadaşlarımla muhabbet etti. Evet Gülsün, bazen biz de görüyoruz, Müzdarip izliyoruz yani. Türk halk müziğinin türkü, mesela eski bir türküyü alıp arabeskle, tamamen saygı duyuyorum. Bütün müziklerin hepsine sonsuz derecede saygım var. Ama arabesk, arabesk gibi okunmalı, halk müziği, halk müziği gibi okunmalı bana göre mesela. Onu taşıyacaksan oku, taşımayacaksan ben Türk halk müziği okuyorum demeyeceksin. Yani ben mesela buna her programda ne yazık ki değiniyoruz. Çünkü aynı kültüre ait konuklarım oluyor ve ben, evet, ben bundan çok mutlu oluyorum. Netice itibariyle gerçekten Türk halk müziğiyle başlayıp şimdi Türk sanat müziği okuyan, arabesk okuyan ya da popüler kültüre ait müzik tarzını benimsemiş bir sürü isim var, evet, siz de biliyorsunuz. Evet. Peki... ekran önünde görmüş olduğunuz Türk halk müziği okuyan solistlerimizin giyim tarzını doğru buluyor musunuz? Mesela siz olsanız nasıl bir tavır sergilerdiniz? Tabii ki onlar da kendi konumlarında haklılar. Artık her şey çok pahalandı. Çok kolay kazanmıyoruz. Çabuk tüketiyoruz maalesef. Ama kazandıklarımızı doğru giyinerek mesela... Bir pantolon aldın mı üzerine herhangi bir şeyi birkaç kez değişip değişip kullanabilirsin. Ama bir kere giyinip ondan sonra daha ben bunu giymem, aman ben bundan uğraşamam. Tabii ki birçok sanatçılı dostlarım biraz tuhaf giyiniyor, yalan söyleyemem. Bunu kesinlikle tabii belki yanlış yönlendirdiklerinden dolayı mı onu bilemiyorum. Ya da bulamadıklarından mı onu da bilemiyorum. Ama açıkçası bazıları sanki böyle bulamıyor bir şey. Neden biliyor musunuz? Yani ben bunu sebebini... Bir parça eksik var yani. Çok eksik var aslına bakarsanız. Evet. Çünkü ne yazık ki kendi vücudunu, kendi proporsiyonunu tanımıyor. Kendi altyapısını kurmuyor. Bir kere aynada bakmış olduğu kimlik başkası. Dolayısıyla hani atıyorum mesela X birisi şöyle giymiş de bunun eteği, bunun üstü kendisine öyle güzel olacağını düşünüyor. Evet. Benim böyle hep söylediğim bir şey var. İşte albüm kapağına bakıyorsunuz başka bir isim, için açıyorsunuz başka bir şey. Evet. Neden? Bu da bilgi eksikliğinden, doğru yönlendirilmemekten ve o tarz insanların ne yazık ki çevresinde de doğruyu söyleyecek ve onları doğru bir platforma taşıyacak dostları ve yol, evet, arkadaşları olmuyor ne yazık, evet, ki. Yok, yok artık. Çünkü çalışacağın insanlar o kadar az, kısıtlı ki. Az önce ne dedik? 3 kişiye düşürdüm ben dedim çalışanımı. Açık konuştum, evet, yani. Çünkü neden? Onlar seni doyuruyor. Evet. Ama kalabalık bir grupla hiçbir iş çıkmadığı zamanlar da oluyor. Şimdi sanatçılar da aynı durumda. Mesela gönül ister ki herkesin bir make-up olsun. Yani stylingi olsun. Tabii ki onu böyle ayakkabısıyla, elbisesiyle tasarlayıp işte sen böyle çık daha iyi düzgün durabilecek kişiler olsun. Ama maalesef yok. Dediğim gibi her şey kısıtlı. Kazançları kısıtlı, yaşam tarzları onlara doğru. Çünkü herkes borç altında. Yanlış hiçbir şey yok. Ben şu anda her şeyi doğru söylüyorum. Hiç üstü kapalı konuşmuyorum. Çünkü herkes sıkıntı atlatıyor. En iyisinden en kötüsüne kadar. Hiçbir kişi halk müziğinden çok memnun değil. Şu anda sektör zaten aldı tepe taklak oldu olacak durumda. CD'ler satılmıyor zaten artık bitti. CD dönemi bitti mesela. Ben albüm yaptım 2 sene önce. Şu anda albüm yapıyor musun diye sorduklarında hayır single yapacağım diyorum. Bitti. Ama çünkü yapamıyorum. Geçerli sebepleriniz o kadar çok ki bunun aslında siyasi anlamda da sebeplerini araştırmak lazım. Hani fırsatlar veriliyor mu, verilmiyor mu? Hani tercih ediliyor mu, edilmiyor mu? Sonuç itibariyle bizim Alevi kültürü yıllarca
asimileye uğramış bir kültür evet. biliyorsunuz. Bu anlamda Türk halk müziği tabii ki sadece Alevi kitlesine ait bir müzik tarzı değil. Tabii. Dolayısıyla kesinlikle. Yine de büyük çoğunluğu Alevi kültürüne ait. Hani yüzdeye vurduğumuz raddede %60'lık bir bölümü gerçekten Alevi kültürüne ait bir müzik tarzı. Dolayısıyla da bu çoğunluk sebep olunca da ilerlemesi, yol alması siyasi açıdan da çok zor oluyor. Şimdi siyasi açısını bilemem ama mesela bizler belli bir kültürden geldik. Biz bunu taşıyabileceğimiz kadar taşıyacağız. Şimdiye kadar taşımışlar. Çok zor olsa da değil mi? Şimdiye kadar taşımışlar. Bundan sonra da nasıl taşınır? İşte onu planlamaları gerekiyor. Bundan sonrası biraz daha zor. Bilim çağına girdiğimiz için ne yazık ki internetten şuradan buradan çat 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 indirebiliyorlar her şeyi. Bir bakıyorum açık konuşayım. Her mahallede bir sanatçı, her binada üç sanatçı. Bir bakıyorum yani o kadar ilginç ki. Demek ki biz boşu boşuna bazı şeylere emek vermişiz. Ben açık konuşayım yani o kadar emek verdim ki. Gerçekten bir albüm oluştururken biz karımızı yoğumuzu döküyoruz önüne. Ama zannediyorlar ki o kadar çabuk ki bir klip çekmek bile dünya parası biliyorsunuz. Kesinlikle öyle. Yani onu yayınlamak, onu oluşturabilmek çok zor. Açıkçası ileriye taşıyabilmek bizden sonrasını bilemiyorum. Hiç soru işareti. Nasıl olacak? Bundan belki sonrası de, zor. Belki de... Sizlere de çok büyük görevler düşüyor. Hani dayatma şeklinde değil tabii ki ama anne babaların da o Türk halk müziğini daha çocuklar daha çok küçükken işte kulaklarına aşina etmek, onlarla böyle haşır neşir olmasını sağlamak belki de bir nebze olsa fayda artık sağlayacak. Artık her şey maalesef iki meslek olması lazım geldiğini düşünüyorum. Sadece Türk halk müziğiyle değil. Yani ileriye taşı mesela ben kendi moda evim olmasa imkan yok. Ben çok bu albümü zor, çıkartamazdım. O yüzden aileler eğitim vereceklerse ilk önce sen bir mesleğin olsun. Ondan sonra sen müziği yapabilesin diyebilmeli. Hobi gibi düşün. Artık evet. diyebilmeli. Türkiye'de bu. Az önce dedin siyasi. Ben açık ve net söylüyorum. Peki. Bir avukat olup bir müzisyen olabilir kişi. Kesinlikle bir olabilir. Doktor nasıl olup, müzisyen olabiliyorsa. Kesinlikle ben açık olabilir. Konuşuyorum. Meslek olması lazım.
Biraz daha modadan bahsetmek istiyorum. Tabii ki müzik senin böyle yüreğinde olan bir şey ama demin söylemiş olduğun gibi asıl hayatını sürdürdüğün şey moda. Tabii. Moda seni çok ilgilendirir mi? Yani güncel moda tabii ki senin o line'ını, gözünü geliştirmek için önemli ama senin kendi öz tarzında sanıyorum seni ilgilendirir mi? Nasıl hazırlarsın? Mesela sevdiğin renkler... Şimdi nelerdir? Diyelim 2018 yılı için. 2018'den bahsediyorum. Ne yapmak istiyor? Gülşüm Gül tabii ki moda evine kim gelir? Gelinler gelir. Nişanlananlar gelir. Ya da kostüm böyle isteyen dostlarım, arkadaşlarım, sanatçı arkadaşlarım oluyor. Onlara elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. 2018 ciddi çok renkli bana göre. Ben çünkü kendi kafamda herhalde zamanın böyle kışın verdiği bir rehavet mi diyeyim artık. Ben herhalde 2018'i... O durağanlıktasın. Evet, bütün renkleri kullanabileceğim. Mesela griler çok yukarı çıkmaya başladı benim gözümde. Maviler yine aynı, hepsi devam ediyor. Siyah çok sevmesem de görüntüde gördüğünüz gibi yine kullanıyoruz yeri geldiği zaman. Ama tabii genelde bana gelinler gelir. Ben kumaşları... Senle birlikte görüyorsun evet, bazen. Piyasada ben böyle açıkçası dolaşırım, bir bakarım ortalıkta neler dolaşıyor, nasıldır, nasıl bir hareket var. Tabii ki renkleri kişiler belirliyor açıkçası. Giyen kişiler belirliyor. Mesela bir dostum arkadaş tabii ben yönlendirebiliyorum ama tabii ki gelen kişilerin renkleri belli oluyor kafasında belli oluyor sanıyorum. Kafasındaki renkler. Ama bana bakarsan ben mor delisiyim. Ay çok mor, severim. Mor biliyorsunuz para mor, rengidir. Güç. Bordo severim böyle. Kızıl bordolar çok hoşuma gider. Son zamanlarda griye sardım. Sebebini bilmiyorum. Dur bakalım gideceklerim. Sonbahar, kış. Sonbahar o yüzden, yüzden mi? O yüzden olsa toprak gerek. Renklerini hep severim zaten. Zaten gelinlikle diktiğimiz haşır neşir krem beyaz. Devam ediyoruz böyle. Gidiyoruz yani bakalım. Kısmet olursa bu sene tüm renkler kullanabilirsiniz bayanlar. Evet. Koleksiyonunda olacak. Peki... tarzını doğru bulmadığın bir gelin adayı geldiğinde ne yapıyorsun? Ay o çok zor işte. Nasıl yönlendiriyorsun? Şimdi açık konuşmak ilk önce onları güzelce dinliyorum. Şimdi nasıl olsa mutlaka bir yöne gelip bir bakıyorum ne istediklerine bakıyorum. Fiziken ne taşıyabileceklerine bakıyorum. Acaba dantel mi kullansak biraz pırıltılar mı kullansak? Açık konuşmak gerekirse ilk önce dinliyorum, sonra yönlendirmeye geçiyorum. Çünkü o bana daha böyle cazip geliyor. Baştan hemen başlıyor, sen yanlış düşünüyorsun da şöyle dedi, böyle hiç sevmem. İlk önce dinlerim, ondan sonra yavaş yavaş gösteririm dantelli. İncitmeden, ürkütmeden. Kesinlikle çok önemli çünkü onların da kendilerine göre bir hayalleri var. Onlar da kendilerini o gün günün kraliçesi gibi görmek istiyorlar haklı onların olarak. Onların özel günü, tabii ben de kendi. Tabii ki çok sade isteyenler bazıları var dipnot düşerek. Hayır ben kesinlikle istemiyorum böyle. Geliyorlar. Onlar açıkçası artık bitmiştir. Allah Allah onları yolunu açık etsin derim. Ama bazı arkadaşlarımız sağ olsunlar gelen hiçbir zaman beni kırmadı. Çok da güzel gidiyor. Gelen dostlarım da aynı şeyi dile getiriyorlar. Gülsüm cidden yani iyi ki de ben onları yönlendirmişim anlamında dile getiriyorlar. Ben de mutlu oluyorum. Ciddi ciddi beni çok mutlu ediyor. Müzikte de aynı şekilde. Bir türkü okuyacağım zaman ilk önce ondan kendimi bulmaya çalışıyorum. Yüreğini titretmeli değil mi? Bulmazsam o türküyü okumam. O zaman okumak demişken size şöyle güzel bir türkü alalım mı? Ay canımsın. Çünkü tabii güzel ki bir türkü dinleyelim. Benim albümden Leçek var. Beyaz Leçek. Çok da severim. Çok da anlamlı güzel bir türküdür. Böyle bir kuble dinlettiği güzel bir anlamda söyleyelim. Lütfen. Gülmezin altında Alman bağları haber edin gelsin
Dayımgilleri, dayımgilleri, soldu bahçamızın gonca gülleri. Bülbül güle ağlar, ben de anama. Bülbül güle ağlar, ben de anama. Beyaz leçeğini sarın yarama. Bülbül güle ağlar, ben de anama. Beyaz leçeğini sarın yarama. Ağzına sağlık. Çok böyle güzel. Küçük değinelim. Çok güzel. Gözlerim doldu. Evet, gerçekten çok de yaşanmış güzel. Bir öyküdür. Dersimde yaşanmış bir öyküdür. Gülmez'in altında diyor Alman bağları. Selam edin diyor dayımgil. Yani vefat ediyor. Orada gömülmesini kendisini söylüyor. Diyor ki beni Gülmez'in altında gömün. Oraya gömüyor. Dayımgilleri de çağırın diyor. Gelsinler cenazeme diyor. Çok güzel anlamlı bir türküdür. Türkülerin hep söyle değil evet, mi? Kesinlikle. Ben hep diyorum böyle aslında hayatın içerisinde bir yer bulmak için o türküleri sözleriyle idrak etmek lazım. Evet. Ne söylüyor, ne anlatıyor. Aslında o kadar güzel bir rehber ki. Şimdi bazen bu rehberliği bazı dostlarımız diyecek ki halk müziğinin yani okuyorsunuz türkü. Hayır, türkü okurken biraz altyapısına da bakmak lazım. Nedir, ne yaşanmış? Mesela Turan Engin Hoca'yı ben dinlerken yıllar önce TRT'de dinliyordum. Arkadaş bana altın verin, ne verirsin? Ben böyle televizyona yapışıyordum. Küçükmüşüm, televizyonda dururmuşum. Ben Turan Engin manyağıymış. Annem hep öyle derdi. Televizyona Turan Engin çıksın, sen bitiyor musun diyor. Ki ben o efendim ondan dinleyince ben semah dönüyormuşum annemin anlattığına göre. Şimdi o kadar ilginç şeyler var ki kendimce bazen diyorum ki Gülsüm iyi ki sen halk müziğini okumaya başlamışsın. Kesinlikle. Yani ben başka bir iş yapar mıydım bilmiyorum ama iyi ki de türküleri söyleyebiliyorum. Kesinlikle. Çünkü bunların öyle. Altında dediğim gibi o kadar çok hikayeler yatıyor ki Anadolu'da işlenmemiş o kadar çok şeyler var ki maalesef bunu ortaya çıkartmak tabii bizlerin görevi ama araştırmacı yönlerimiz maalesef kısıtlı olduğu için çok fazla araştıramıyoruz. Çünkü bize gelecek ki biz bunları da okuyup eleyelim, yapabilelim. Ama araştırmaya zaman bulamıyoruz. Ben mesela bazen konsere falan gittiğimde ilk önce oranın atmosferine bakarım. Az önce dedim ya gidiyorum mesela Azerbaycan'a konser çıktı gittim. İlk önce oranın atmosferine baktım. Nasıl bir etkinlik, nasıl bir köken var. Çok hoşuma gitti orası mesela. O kadar çok bağlantılı yollar vardı ki. Kars'a gittim mesela ya sanki ben burada yaşamışım gibi. Çok ilginç. Ben gittiğim yerleri araştırmadan kolay kolay çıkmıyorum ama. Dejavu dedikleri şey olsa gerek değil mi? Kesinlikle. Daha önceden gelmişsin, görmüşsün bravo. Gibi. Bravo. Fransa'ya gittim mesela. Fransa'ya ya ben sanki burayı görmüşüm gibi geldi. Böyle bir acayip Kemper kentine gittik. Sanki ben orada ya diyor Gülsüm sen dur. Bir yerde sen dur diyorlar yani ben ne yapayım öyle içim bazen kabuğuma sığmadığım anlar olabiliyor. Ben bunu kendimde yaşıyorum ama anlatamıyorum bir dille. Ne yazık ki. Şimdi sevgili seyircilerimizden bana gelen sorular oluyor. Evet. Onlara biraz değinmek istiyorum. İşte 2018'de renkler nelerdir, nasıl giyinmeli, gelinler nasıl olmalı, tercihlerimizi nasıl yapmalıyız gibi bir sürü sorular var. Küçük küçük değinmek istiyorum müsaade edersen. Tabii lütfen. Sevgili seyircilerimiz 2018 yılı için bir kere her şeyden önce tercihlerinizi yaparken nerede giyeceğiniz çok önemli. Giyeceğiniz atmosfer, ortam sizin ne giydiğinizden çok daha önemli. Dolayısıyla tercihlerinizde ilk öncelik bu. İkinci öncelik tavır olarak artık çok ağır kilo olarak, gramaj olarak çok ağır ürünler tercih edilmiyor. Daha hafif, daha buruşmayan, daha sizi yormayan ürünler tercih ediliyor. Yani işleme çok var. Dantel artık biraz daha sanıyorum popülerliğini kaybetti. Evet. Daha çok işleme.
Ve renklerde, abiyelerde çok çürük sarılar, çok çürük maviler, çok çürük yeşiller, çok revaçta olacak. Dediğiniz gibi green'in her tonu çok olacak, giyilecek. Gelinliklerde yine keza dantel çok az kullanılıyor. Çok özür dilerim. Çok ağır kumaşlar, işte satenler, taftaların dışında organzeler artık. Organzeler, tüller ve kasnak işi dediğimiz, siz de bildiğiniz. Evet, boncuklarla, kristallerle işlenen kasnak işleri çok moda olacak 2018'de. Tercihlerinizi yaparken o küçük donelere dikkat etmenizi öneririm. Her şeyden önce bu yol güzergahında güveneceğiniz partnerlerinizi doğru tercih ediyor olmanız lazım. Yani bu şöyle, ben bunu hep söylerim kendi yaşam alanımda da. Mesela doktora gidiyorsunuz. Bir doktor bana çok iyi geliyor. Onun tedavisi, onun yöntemi çok iyi geliyor. Size çok iyi gelmiyor mesela. O da çok çok önemli. Diktirteceğiniz moda evi... Elektrikle mi alakalı? Evet evet, gerçekten öyle. Bu anlamda güven oluşturabileceğiniz, elektrik alabileceğiniz yol arkadaşlarını tercih ediyor olmanız lazım. Benim her programda altını çizgi söylemiş olduğum şey, bir kere ilk önce kendinizi tanıyor olmanız lazım. Kesinlikle. Tavrınız, üslubunuz, boyunuz, postunuz, zayıf mısınız, basenli misiniz, göğüslü müsünüz, bunu biliyor olmanız lazım. Ve lütfen şuna da çok dikkat edin. Alıyorlar mesela moda dergilerinde bir model. Aydın Bey, ben bunu istiyorum, bu bana olur mu? Ben sizin kadar yumuşak olamıyorum artık. Zafırlı. Çok net. Hayır diyorum. Bu size olmaz. Ve artık insanlar sebebini çok yumuşak şekilde söylediğinizde de anlamıyorlar. Ben çok net bir şekilde, böyle kara kalemle, sizin bu buranız böyle, buranız böyle, buranız böyle, buranız böyle olmaz bundan dolayı. Yani bunu giyemezsiniz diyorum. Dolayısıyla sizi yönlendiren, sizi yönlendirecek insanlara da gerçekten güveniyor olmanız lazım. Lütfen hani o moda dergilerinde görmüş olduğunuz modellerin, sanatçıların elbiseleri tercih ederken sizde olur mu, olmaz mı, böyle bir kıyas yaparken doğru kıyas yapmak da sizi çok doğru karar vermenize sebep olacak. En önemli önerim, kişisel tercihlerinizi yaparken kişisel stilinizi oluşturuyor olmanız lazım. Şimdi sen güzel söylüyorsun da, mesela bir bayan geldi. Diyor ki Gülsüm, diyor, ben diyor bu modeli istiyorum. Bir tane elbise, herhangi birisi. Geliyor bana 1.70 boyunda bir kızı gösteriyor. Diyorum ki canım bak, ilk önce biz kendimizle barışık mıyız? Evet. Biliyoruz ki bunun fiziken farklı bir yönleri var. Bunlar model olarak yansıtmışlar. Tabii ki bunlar alıp 44 bedeni ya da 46 bedeni bir model olarak, tamam, kullanan var ama bu modelde kullanamazlar. Açık konuşmak gerekirse düşün, 44 bedeni ya da 46 bedene balık modeli uygulamak. İşte hiç yapmadım. Bunu, hiç tavsiye etmedim. Biz doğru da bulmuyorum. Biz de zaten açıkta ben direkt söylüyorum. Bu şekil değil de şu şekil size daha uygun olabilir diye düşünebiliyorum. Bazen de sağ olsunlar, bazıları alıyor. Beynen alıyor, bazıları çalamıyor. Evet, işte o hani alamayan, hani alamayan değil ama böyle hani inatlaşan, ısrar evet, eden, ısrar eden. Israr edenlere de aslında ben diyorum, yanlış yapıyorlar çok ama. Çok yanlış, çünkü şey hani belli ki karşımda tecrübeli ve bu işi bilen birisi var. Dolayısıyla onun tecrübelerine inanıyor, saygı ve güveniyor olmak lazım. Evet. Hani çok ısrar ederlerse ve anlarsam o elektriği yakalayamayacağımı, ben hayır diyorum, yani siparişini almıyorum. Ama ben kendi müşterilerime ekran karşısında çok çok teşekkür ediyorum. 20 yıldır bu sektördeyim ve 2006 yılından bu yana da kendi markam var. Şimdiye kadar hep beni sevmişler, saygı duymuşlar ve tamamıyla bana bırakmışlardır her ne şeyi. Kadar güzel. Bu anlama çok şanslıyım. Tabii zor oldu bunu oturtmak. Kolay bu tavrı değil. Bu üslubu oturtmak çok zor oldu. Ama şöyle zor oldu. Şimdi siz bir şeye ısrarla hayır diyorsunuz ama 700 kişilik bir gruptan sadece siz hayır diyorsunuz. Diğerleri tamam diyor. Evet. Olur diyor, anladınız onlar mı? Onlar kazanmak için yapıyor. Evet. Biz tam tersi o kişinin o gününü cidden açık, ben kendim de söyleyeyim. Ben o kişinin o gününü önemsediğim için
direkt söylüyorum. Diyorum kardeşim şu rengi seç ya da şu modeli seçersen o gün çok daha mutlu olursun. Yüzün daha çok güler. Çünkü güller açtığın zaman eminim ki oradaki enerji herkese yansıyacaktır. Bir düğünde düşünsene somurtkan bir gelin o düğünü ne hale getirir? Kesinlikle siz öyle. Gerisini siz düşünün. Yani bu halay bile çekilmez. Bu çok büyük bir sorumluluk. Çünkü insanların hayatında genellikle bir kere olan bir şey. Bu evlilik evet. dediğimiz durum. Aynı heyecanla belki de bir sefere mahsus bir şey. Bunu başka birinin yok ediyor olması, mahvediyor Doğru. olması çok kötü ve çok çok kötü bir imza. Para kazanmak için değil. Ben para kazan, ben ilk önce onu kazanayım, sonra parayı kazanayım diyorum. Çünkü iş alanım o, Ama aşk ticaret. Parayla yapılmaz. Yani Yani söylüyorum, evet. diyorum ki kardeşim bak siz bana ne güzel geliyorsunuz. Ben diyorum ki bak şunu şu şekilde yönlendiririm. Bayağı bir ben başarıyorum. Aydın, bende mi bir şey vardı? Diyorum ki başarıyorum galiba diyorum Ama onları. elektrik çok önemli. Mesela biz de birbirimizi uzaktan tanıyor olmamıza rağmen Evet. sektörde beraber Evet. ortak alışveriş yaptığımız mekanlarda buluşuyor olmanın Evet. dışında böyle çok özel zaman geçirmedik. Ama hani buraya geldiniz neredeyse 2,5-3 saattir beraberiz. Ne o kontak, o elektrik başka bir şey işte. Hani Kesinlikle doğru söylüyorsun. Ben de kesinlikle aynı şeyi söylüyorum. Aydın lütfen Cem TV'de, ben de uzun süre Cem TV'de program yaptım. Eşimle bir Alekpar'la Gönül Teli'nden programını sunduk. Ve cidden Cem TV'nin böyle konuk ağırlamak, ondan sonra o sevecenliği çok sıcak bir ekrandır bana göre. Ben çok seviyorum Cem TV'yi. Kendi alanımda söylüyorum. Türküleri en rahat okuyabildiğim bir alan. Benim yerim. Benim evim diyorum ki sizi de o çerçeveye almışlar, ne mutlu bize. Aydın'ı bırakmayın. Ben sadece onu çok çok söyleyeyim. teşekkür ederim. Şimdi bu aslında ben bu konuya değinmeyecektim. Sen üstü kapalı olarak açtığın için buna değinmek istiyorum. Programda bazı olumlu etkiler geldiği gibi olumsuzlar da geliyor. Ben hepsine saygı duyuyorum ve hepsini çok seviyorum, emin olun. Bilakis o olumsuz eleştirileri çok daha dikkate alırım. Fakat benim çok ciddi bir modacı olarak çok ciddi bir üslubumun olduğunu hep söylüyorlar. Ben de bunu hemen konuyu da açmışken ben buna bir açıklık getirmek istiyorum. Sevgili seyirciler, yıllarca Aynur Haşhaş'la yapmış olduğum programda da değinmiştim bunun altına. İsmini söylemek istemediğim bir sürü kanallardan moda ile ilgili program teklifleri gelmiştir. Fakat ben üslubumu ve tavrımı yıllarca bozmamış, ideolojik açıdan da gelişmiş fakat değişmemiş bir insanım. Diğer türlüsü diğer kanallarda var zaten. Hani anladınız, siz de ne demek istediğimi anladınız. Evet. Hani benden şunu bekliyorsanız olmayacak. Hani kalkıp farklı farklı tavırda, farklı farklı üslupta bir program hiç sunmayacağım. Sunmadım da zaten. Benim için saygı, duruş çok önemli. Benim kendi yapmış En olduğum kaliteli sektörde şey çok bence. önemli. Evet, çok Evet. önemli. Evet. Bir de ben çok güzel bir ailenin çocuğuyum. Buradan annemi ve babamın ellerini öpüyorum. Bizi öyle yetiştirmediler. Yani ben diğer türlüsünü bilmiyorum. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden her zaman öpmesini bildim. Evet, biraz ciddi olabilirim. Belki bu birkaç programın gerginliği de olabilir. Çünkü ilk programlarım ama diğer zamanlarda da rahatlayacağım, sizlere alışacağım, sizler beni seveceksiniz. Ben sizleri çok sevdim ama diğer türlüsü hiç olmayacak ne yazık ki. Ben şöyle söyleyeyim, Cem TV izleyicileri, şimdi birkaç programa katılacağım. Aydın'la birlikte olacağım. Belki orada bir gelinlik de ya tasarlayıp yaparız. Aa, çok sevinirim. Süit ortamında bir Çok bakarız. sevinirim. Sen bir taraftan bir şey hazırla, ben bir taraftan. Çok sevinirim. Bak böyle bir program da yapalım seninle. Yapalım tabii. Tamam, hem türkü söyleyeyim hem onları yapayım, yerleştireyim. Böyle yapalım bir şey. Tabii ki, vallahi yapalım. Tamam, sözünü alalım, ikimiz de aynı şekilde devam edelim. Sana bir yüzüne bakayım mı? Ben niye biliyor musun? Reklamlardan sonra girelim mi ve şimdi tamam. Para kazanmamız lazım. Sevgili Hadi bakalım seyirciler, reklamlar kısa bir değil. Reklam arasından sonra tekrar türküyle beraberiz. Sevgili dostlar, hazır Gülsüm Gül'ü yakalamış ve oturtmuşken vay anam. Şöyle güzel bir türküyle tekrar devam edelim. Ne ben geçiyor? Sana bir uzun hava söyleyeyim. Sen de arkasında bir türkü söylemeni istiyorum ama. Kendini hazırla. Ben isterim. Ben öyle bir fenayım ben yani. Ben uzun hava okurum belki. Ben uzun hava okuyacağım. Sen arkasında bağlıca. Yok öyle. Tamam, hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım.
Şu yüce dağları duman kaplamış, duman kaplamış. Yine mi gurbet elden kara haber var, kara haber var, kara haber var. Seher vakti bu yerlerden anam kimler ağlamış, yine mi gurbetten kara haber var, kara haber var. Seher vakti bu yerlerden anam kimler ağlamış, yine mi gurbetten kara haber var, kara haber var. Ay çok güzel bir, çok güzeldi. Çok etkilendim. Eyvah. Çok dolu bir sesin var. Böyle teşekkür ediyorum. Dalga değil. Şuradan geldiği belli yani. Şimdi senin böyle gümbür gümbür söylerken biraz sohbet edelim, ondan sonra söyleyeyim ben. Ay canımsın. Sağ ol, teşekkür ediyorum. Aşkla yaptığın o kadar belli ki, aşkla söylediğin, aşkla yaptığın o kadar belli ki. Peki sesine ses katan, yüreğine yürek katan isimler oldu mu? Tabii mesela, ki dinlediğim ve onlardan feyz aldım çok zaman. Mahsuni, hocalarımız kimler, kimlerden eğitim hocayı aldın? Mahsuni Hoca'yı çok dinledim. Benim bulunduğum semtte Küçük Veysel diye saz kursu vardı. Saz kursumu orada devam ettim. Tabii ki feyz aldım. Halk müziği çok var, çok var. Mulis Akarsu'yu mesela evden kaçardım, Mulis Akarsu'yu dinlemeye giderdim. Çok. Konser vardı Ok Meydan o zaman da. Derlerdeki Mulis Akarsu'nun konseri var. Allah beni bağlayan durmaz Gülsüm. Ben nasıl evden bir kaçtı giderdim o konseri seyredeceğim ve gelirdim. Öyle bir yapım. Abimi de şirketliyordum. Abim de benimle birlikte gelmek zorundaydı. Gidiyordum, seyrediyordum Mulis Akarsu'yu. O konserleri kaçırmamı, iyi ki de kaçırmamışım. Benim feyiz aldığım, gerçekten yüreğimde yara olan Hasret Yüktekin'dir mesela. Başkadır. Zamansız gidiş. Mulis Akarsu Ali, başkadır. Gidiş. Alim zaten o burada, o gönülde, o hep burada. Hiçbir hemşerim zaman. Hemşerim biliyorsunuz Turhallı'ydı tabii, o da. Tabii bilmem. Ali ile biz çok başka bir dosttur. Çok yetiştiğimiz ortam hep birlikte yetiştik. Aynı dönemde, aynı zamanda. Ve çok iyi bir dosttu. Müzik yapısından çok, çok farklı bir dostluğu vardı. Çok... Vicdan, merhamet. O vicdanı evet. Hiçbir zaman bitirmedi. En küçüğünden en büyüğüne hep aynı şekilde davrandı. Ve ciddi ciddi çok başkaydı bizim için. Ama kaldı orada, o burada hep. Kesinlikle o öyle, hep kesinlikle burada. Öyle. Ama ben hep bunu söylüyorum. İyiler çok erken gidiyor. Evet. Dikkat ettiniz mi? Gidiyorlar ama bizde de çok güzel şeyler bıraktılar. Kesinlikle ben mesela Ali'yi düşününce gülümsüyorum. Yani mesela Mulis Akarsu'nun konserini kaçırmadığım günlere Allah diyorum teşekkür ederim. İyi ki de o kafayla da gitmiş seyretmişim. Onların o kalben söylediklerini mesela Mahsuni Şerefi'nin son konserine katıldıktan sonra onun o duruşuyla feyz almışız yani ki iyi ki de gitmişim görmüşüm. Ben ciddi bu yara çok zor. Şu anda mesela konserler yapılmıyor. Yapılıyor çok böyle çok fazla duyulmuyor. Açıkçası tam böyle etkinlik olmuyor. Etkinlikler de bitti. Mesela isterim yani böyle günümüz şu an bir Belkıs ablanın konseri olsun. Halka açık olsun, insanlar gidebilsin, yoğrulsun onun türküleriyle. Cidden Belkıs abla Derya Deniz mesela. Biz muhabbetimizi yapıyoruz ama istiyorum ki herkes onlardan feyiz alsın. Ben hep bunu söylüyorum Belkıs ablamla hep konuşuyoruz. Belkıs ablacığım niye böyle taze taze bir albüm yapmıyorsun?
O kadar güzel sebepleri var ki Belkıs ablanın. Yani ve Belkıs abla gibi nice isimlerin de aynı şekilde. Bu nasıl çözülür? Nasıl bir tolere haline gelir ve tekrar çözülene kadar birçok insan ebediyete gidiyor. Yani ben açık çok konuşayım, ben üzülüyorum yani, bu ben konularda. Ben de öyle çok üzülüyorum. Ki, niçin yeni türküler duymayalım? Yeni, değil evet, mi? Evet, evet. Niye bitsin? Mesela Kıvırcık Ali'de bitti. Ya Emre Hoca'yı kaybettik yakın bir zamanda. Çok üzgünüm çünkü taşıyorlardı. Bir misyonu taşıyabiliyorlardı. Bir yere kadar getirebildiler. Ne bileyim, şimdi de mesela Arif Hoca'dan medet umuyoruz. Arif Hoca'nın taşıyabileceği noktadan almaya çalışıyoruz. Sabahat Hoca'dan almaya çalışıyoruz. Ama artık yok, bir bu kültüre sahip çıkan insanlar da açıkçası bir şey artık yapamıyor. Ellerinden öpüyorum Arif Hoca'nın evet, saygıyla. Ama öyle güzel bir ailesi var ki sevgili Tolga Sağ. Evet, kesinlikle. O bayrağı çok güzel aldı elinden. Tabii ki Arif Hoca'nın Türk halk müziğine ve bize tabii kattığı şeyler sonsuz. Sonsuz evet, derya. Yani onun ömür yetmez. Ama Tolga Sağ öyle güzel taşıyor ki ve jenerasyon farkı gözetmeden öyle güzel geçti ki herkes dinliyor. Herkes anlıyor. Böyle de yapmak lazım. Yani işte tabii ki değişiyoruz. Dünya değişti artık. Her şey değişti. Dediğiniz gibi çok hızlı tüketiyoruz. Tüketiyoruz çok çabuk. Çok hızlı bir tüketiyoruz. Bir albüm yapıyorum mesela. En az o albüm 5 yılı beni taşıması gerekiyor. Adam yapıyor. Bir sene sonra bir bakıyorum yine albümü. Repertuar oluşturdum. Albüme, stüdyoya girdim. İyi maşallah diyorsun yani. Ne diyebilirim? Ama sen o 5 yılla onu, ben mesela Gülsüm Gül bu albümü yaparken son günlerde albümünü yaptı. Ciddi ciddi emek harcadı. Onunla birlikte stüdyo aşaması en az 1,5 yıl sürdü. Doğru alıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani o kadar emek veriliyor ki bunu çok çabuk tüketmemek lazım. Çünkü bu albümün içerisinde ne bileyim bir sürü kişilerin, mesela Daimi Baba'nın değişini okudum. Efendime söyleyeyim yani o kadar Vedat Hoca'dan, Vedat Baran'dan okumuşum. Bir sürü dostlarımdan okudum. Açık konuşmak gerekirse. Nasıl belirlerdin? Kolay değil repertuar işte. Repertuar çok zor biliyorum. En zor repertuardır. Çünkü onu belirlemek, onu oluşturabilmek. Çünkü kalben hizmet ediyorsun ona. Onu oluştururken bırak maddiyatı bir kenara koydun, onu kalben götürebileceğin yeri düşünüyorsun. Mesela o kadar kaliteli dostlar saz grubuyla çalıştık. Mesela müzik yönetmenim sağ olsun Mustafa Beyazkuş çok emek harcadı. Alek Bergül eşim benle birlikte sabah akşam. Gece gündüz değil mi? Kesinlikle. Herkesin çok emeği var burada. Ben istemiyorum şu albüm en az 5 yıl sürebilsin. 5 yıl taşısın. Ondan sonra yine repertuar. Ama 1 senede 2 senede bilemiyorum. Yok oluyor gidiyor. Peki rafta kalmamalı yani, onu taşıyabilmelisin. Onu götürebilmelisin. Çok zor ama evet, bunu biliyorum çok zor. Nedir hedeflerin? Ne yapacaksın bundan sonrası için? Müzikal anlamda da, sektörel anlamda da soruyorum. Moda sektörüyle alakalı. Müzikal anlamda yapabileceğim en uç noktaya kadar taşıyabilirim. Bu nefes, bu hançere var olduğu sürece gittiği yere kadar götürmek istiyorum. Sektörde de tabii ki sağlık en önemli şey. Sağlığın el verdiği sürece her iki işte sağlıkla alakalı. Bir yerden sonra biliyorsun sağlık bittince her şeyi kenara askıya alabiliyorsun her şeyi. O yüzden ilk önce sağlık. Gittiği noktaya kadar ben elimden geldiğince, nefesim yettiğince söyleyeceğim türkülerimi. Allah nefes verecek inşallah. Moda evi de tabii ki ticari anlamda gidecek. Yani mecbur gidecek. Çünkü yapabileceğimiz başka bir işimiz yok bizim. Ve şey de yok, demin de konuşmuştuk. Evet. Yayın başlamadan hani aktarabileceğin, hani arkana döndüğünde güvenebileceğin evet, ekip oluşturmak da çok zor evet, artık. Yani hani hep altını çiziyoruz, olmuyor, yetişmiyor. Yani bir sürü benimle beraber okuldan mezun olan bir sürü arkadaşlarım bu işi yapmıyorlar mesela. Şimdi ben halk eğitimde ilk önce görev yaptım. Bir dönem halk eğitimde nakış eğitmenliği yaptım 1,5 yıl. Ben eğitmenlik göreviyle başladım. Yani eğitip gösteriyorum. Daha sonra böyle bir ondan sonra modevin açmasının en büyük etkeni de ben müzikte sahne yaparken kendime kostüm bulamıyorum. Kostüm bulamayınca kendime dikmeye başladım. Ya evde küçücük alanda olmuyor.
Şimdi de ya sana böyle küçük bir yer açalım hem kendi çapında yap, yani yapabildiğin şey. Bir baktım ben moda evin içindeyim. Büyüttükçe büyüdü, büyüdükçe büyüdü. 2000 yılından beri ben moda evi içerisindeyim. Yani 17 sene, 18 seneye giriyoruz işte neredeyse. Ve açık konuşmak gerekirse iyi mi gitti? İyi gitti, iyi de gidecek. Gideceği noktaya kadar. O Gülsüm Gül şeyi bitmeyecek yani, gidecek. Dilerim. Hem sanatçı yönüm var işte. Dilerim. Dilerim. Bazen yüreği güzel insanların yol alması çok kolay oluyor. Tabii ki bazı Aydıncığım, sıkıntılar yaşanıyor. Aydıncığım, sende de aynısı vardır. Renkler varsa biz varız. Evet öyle. Renkler yoksa biz biteriz ya. Ben hep öyle diyorum. Kesinlikle renkler varsa öyle. Moda devam eder gittiği yere öyle kadar. Öyle ben bazen diyorum, böyle konuşuyoruz arkadaşlarla. Aydıncığım diyorlar, sen uyuyorsun, beynin uyumuyor. Gerçekten öyle uyumuyor. Sürekli bir o döngü halindesin. Çünkü üretim de bitmiyor. Sizle konuşurken bile bir taraftan da atölyede, canlanıyor, değil mi? Atölyede işler nasıl oluyor? Acaba doğru yapılıyor mu? İşte şöyle bir kumaş vardı, şöyle bir şey yapayım. Sürekli o dönüyor ve bu beni besleyen de bir şey aslında. Güzel bir şey. Bir tasarımcı çok olarak. Çok önemli. Kesinlikle besleyen de bir o şey. O heyecan bitmemesi lazım. Nasıl müzikte o heyecan biterse bitiyorsun. Şimdi sizin o ilk albüm hazırlanması, o albümün çıkışı, onlar tabii sizi o besleyen enerji. Bir şey. Benim için de her sene koleksiyon hazırlıyorum. Şimdi 2018 yılı koleksiyonuna başlayacağız kısmetse. Kumaş araştırması, çizimler, bir de her birinde Aydın Gönül'ün elinin ve imzasının olması lazım. Böyle kafa bir dünya Ay canım geziyorsun. ya. Bazen böyle baktığım şeyi görmüyorum. Eyvah. Şimdi diyorum ki doğum dinlenemiyorsunuz. zamanında onlar hepsi çıkınca, o bitince diyorsun ki çok çok rahatladım, çok şükür diyorsun yani. Kaç ne zaman olacak kısmetse? Orada olmak isterim de o yüzden. O yüzden tarih belirlediniz mi bilmiyorum. Ben orada olmak istiyorum. Seve seve 2017 yılında ön yargıyı işledik. Kıbrıs'ta oldu defile. Çok güzel geçti. Yine 2018'de ön yargıyı farklı bir açıdan işleyeceğim. Çünkü benim için çok önemli ön Nerede yargı. Nerede işleyeceğiz? İstanbul'da olacak bu artık. Çok iyi. İstanbul'da doğru sponsorlar ayarlanırsa buradan sesleniyorum bizi izleyenlere. Sponsor olmak isteyenler varsa bana Ne güzel, ulaşsın. çok iyi olur. Çünkü çok zor tek başına bu işi Kesinlikle yapmak. doğru. Dediğim gibi ön yargı önemli benim için. Neredeyse 3-4 yıldır bu ön yargı ile ilgili araştırmalarda bulunuyorum. Onların sonucunda çıkan bir koleksiyon ve tema. Çok ön yargılıyız ve şunu biliyorum, şunu gördüm. İnsanların elinde bulunan en tehlikeli silah da ön yargı. Çok ön yargılıyız. Modada da aynı şey. Anlamadan, dinlemeden, görmeden, duymadan vuruyoruz ve öldürüyoruz. Dolayısıyla bunu işlemek istedim. Çok hassas bir şekilde işliyorum tabii ki. Dilerim izleyenler bir nebze de olsa benim ne demek istediğimi, aslında ne vurgulamak istediğimi anlıyorlardır. 2018'de yine böyle ön yargıyı farklı bir şekilde işleyip ön yargı kısmını 2018 sonunda kapatacağım. Ondan sonra başka bir tema işleyeceğiz. Hayırlısı. İnşallah. Orada bulunmak isterim. Seve seve. O nüansı görmek istiyorum inşallah. Seve seve. Ha, atölye zamanında da çalışan arkadaşlarınız Ecevit Bey de böyle sıkıldı da Gülsüm abla yetiş bana yardım et dedi ya. Yetişirim. Korkmayın. Şimdi şöyle. Yardım ederim yani. Seve seve. Şimdi şöyle Ecevit'ten bahsetmişken yine yeri geldi bunu söylemek istiyorum. Tabii ki aile çok önemli. Aile bence hayat içerisinde var olan herkes için çok önemli. Bunun kıymetini bilmeliyiz. Aslında elimizdeyken, yanımızdayken bilmeliyiz. O yüzden çok iyi ve çok güzel bir ailenin çocuğuyum. Biz 5 kardeşiz. Hepsine de selam söylüyorum. Ay canlarım. Aynı şekilde benim 20 yıldır dostlarım, yol arkadaşlarım var. Mesela bir Rukiye ablam var. Benim diğer yarım gibidir. Böyle acımda, sevincimde, mutluluğumda hep benimle olan. Sevgili Ecevit hem asistanım hem make-up aynı zamanda. Ekibimin hepsini çok öpüyorum ve saygılarımı iletiyorum. Çok zor günlerde, çok meşakkatli zamanlarda hep yan yana durduk, elle durduk. O anlamda hep şanslı hissettim kendimi. Vallahi şanslısın. Hem Cem TV'de de program yapmak da şanstır yani. Ben sana söyleyeyim ha. Cem TV'nin ışığı da çok iyidir. Kesinlikle. Kesinlikle ben sana söyleyeyim. Belki şu andaki ortamın, stüdyo ortamı değil ama
Orada mesela bir Ceren'im var, Murat'ım var, evet. Tacım abi var. Hepsi bir ışıktır. Kameramanlar hepsini, ayrıca. Ekip çok önemli. Çok sağlam, çok iyiler. Ben çok beğeniyorum orayı. Çok sıcaklar. Bilge'niz var mesela. Evet. Bilge'nin ben konuydum. Orada da belirttim. Çok zor gelmişti bana ilk başta. böyle bir şey. Ve gördüm ki ekip o kadar önemliymiş ki o ekipten aldığın ışık, elektrik seni böyle... şey yapmadır lazım. Yani hani iyi hissettirmeleri İleriye lazım. Atlamak, evet. Bir ve öteye gitmek kesinlikle lazım. Kesinlikle öyle. Biz değil mi arkadaşlar? Hiç gayet iyiyiz yani. Tabii benim böyle ufak tefek aksaklıklarım olmasa daha iyi olacak yok ama. Yok canım. Sen daha türkü söylemedin bana. Söylüyorum şimdi. Ben üzüldüm. Söylüyorum bekliyorum. Şimdi. Benim yıllardır sevgili Belkıs Akkale'den dinlediğim bir türküdür. Ve benim yüreğim çok çok acıtır. Çok da severim. Burada ona selam çok çok olsun. Selam söylüyorum. Öpüyorum yanaklarını. Abimin vallahi eşi üzülür. Sami abi canımsın. Babamız diyorum ben ona yani. Gerçekten. Sami abi olmasa yok olmaz. Çok benim için ikisi ayrı ayrı bir şeyler. Öyle. Seher yeli nazlı yâre bildir beni bildir beni. Seher yeli nazlı yâre, bildir beni, bildir beni. Düşmüşüm elden ayaktan, kaldır beni, kaldır beni. Beni, kaldır, kaldır beni, kaldır beni. Beni dost, dost, düşmüşüm elden ayaktan, kaldır beni, kaldır beni, beni, kaldır, kaldır beni, kaldır beni, beni dost, dost. Söyle güzeller şahına, yüz süreyim dergahına. Söyle güzeller şahına, yüz süreyim dergahına. Zehir olan kadehine, doldur beni, doldur beni. Beni doldur, doldur beni, doldur beni, beni dost, dost. Çok güzel değil mi? Tabii. Ne diyor? Söyle güzeller şahına diyor. Yüz süreyim dergahına. Nasıl güzel. Bu, düşünsene bu sözler yan yana gelirken. O duygular şuradan çıkıyor. Kim yaşamış değil mi? Nasıl bir şey yaşayabilir bir insan bunları dizeler, Anadolu söyler? Anadolu böyle bir şey. Anadolu cidden kilim gibi. Ciddi söylüyorum. O kadar güzel dokunur ki. Dokunup dokunup geliyor. Ve ciddi ciddi Anadolu'da o kadar yaşanmışlıklar var ki. Bazen öyle bir oluyor ki ben mesela bizim köyden bahseder. Sivas, ben Sivaslıyım. Benim köyden bahsederken bir bakıyorsun ağıtlar bir yandan. Bir bakıyorsun... Düğün dernek bir yandan. O kadar yaşanmışlıklar var ki. Yok olmaya yüz tutmuş bir sürü görenekler var. Mesela Tokat'ta olduğu Tokat'ta gibi. Tokat'ta var. Evet. Ben, bilirim ben çocukluğumda. Çok aşinayımdır. Ben seviyorum. Mesela Sivas'a gittiğim zaman bir dolaşırım böyle. Bir Erzincan'a gittim mesela. Yakın bir zamanda Erzincan'a gideceğim. Bir böyle dolaşacağım böyle doya doya. Dersime gittiğim hele o atmosferi Allah... O Dersim'de zaten ben bitmişim. Bir şeyden, çok başka bir yer bana bir göre. Bir şeyden bahsetmek istiyorum. Çocukluğuma dair hiç unutamadığım bir anıdır bu. Benim halamın da gelin olduğu Çaylıköy'ü vardır. Bize çok yakın. Benim rahmetli babaannem de. Demek ki o zamanlardan varmış benim ilgim böyle. Hep böyle yöresel kadın kıyafetlerine, böyle farklı kıyafetlere çok ilgim vardı. Ve düğün dernek, ağır ağır. Evet, düğün dernek olduğu zaman beni alır götürürdü. Çaylıköy'ünde bir kına var.
Kına yakılıyor. Evet. Biliyorsunuz bizde böyle evet. Çok güzel yakılıyor kınalar. Evet, gerçekten Tokat'ta çok başka ahenkle yakılıyor. Çok güzel yakılıyor. Tabii evet, ağlamalar çok başka, evet. Böyle çok güzel. Neyse sabah oldu, gelin başı yapılacak. Öyle nerede gelinlik, kuaför, makyöz nerede? Köy kadınları geldiler, ben nasıl inceliyorum o kalabalıkta düşünün. Belki 4-5 yaşında falanım herhalde. İşte ortaya bir fes koydular, evet. Böyle sivri bir fes. İşte gelin saçlarını ördüler. Ondan sonra işte sağlamlaştırdılar o fesi kaymasın diye. Diğer taraftan böyle köylü kadınları al yeşil duvak dikiyorlar. Uçları sivri, böyle ön yeşil, arkası kırmızı. O zaman bir çok idrak edemiyorsun. Ne oluyor acaba falan derken birden böyle bir gelin başı yaptılar. Size anlatamam. Böyle işte paralar, işte renkli renkli boncuklar, o kadar güzel yöresel kostümle ata bindirdiler. Aynen. O ata binip gitmesi, evet. Hiç gözümün önünden gitmez mesela. Benim kaynanam işte kendisi anlatır kendi düğününü. Diyor ki beni ata bindirdiler. Diyor ki nereye gideceğim? Bir küçücük daha o yaşlarda işte idrak edemiyor. O zaman öyleymiş işte. O zaman o dönem. Şimdi diyor aklım olsa ben imkan mı var? Şimdi anne diyorum ne yaptınız diyorum mesela ata bindim diyor kafama bir şey taktılar diyor kafamı mı oynatayım kendimi oynatayım diyor. Evet. Bir anlatışları var o zaman da o dönemden böyle şey yaka silken de var yani açıkçası. Yani niye bunları yaşadık da diyen çok Anadolu kadını da ben rastladım açıkçası. Şimdikten imrenen arkadaşlar mesela ben o gününü merak ediyorum kendimce. O gün nasıldı? Sen işte anlatıyorsun ya işte mesela Anadolu'da canlı çiçekler var ya yazları düğün evet. Yaparlarmış. O fesin üzerine o çiçeklerden böyle takarlarmış. O kafa böyle her çeşit çiçek varmış. Diyorum ki acaba diyorum kim bilir nasıl çiçekler takılırdı? Mor, sarı. Düşünsene sen öyle modanın içerisinde canlı çiçeklerle bir fes yaptın. Ay ne kadar ben bir de size şöyle... bir bilgi verdim hadi bakalım. Bir de benim tarzım zaten ben kendi kültürümü işlemeyi çok seviyorum. Evet. Çünkü kendi kültürümü de çok iyi bildiğim için modernize edilmiş elbiselerim var. Benim 2017 yılında ön yargıda yapmıştım bunları. Dolayısıyla bu şeyle çok alakalı. Neyle beslendiğiniz, nasıl beslenirseniz öyle çıkarıyorsunuz. Hani bunlar bizim içimizde ve tuttuğum ben şeyler. Ben Anadolu'yu çok seviyorum. Yeri geldiği zaman kendi köyümde durdum ev yaptım. Hiç affetmedim. Dedim ben orada yaşayacağım. Yani bir dönem gideceğim ben orada uzun bir süre kalmak istiyorum. Mesela ilkbahar orada yaşadığım an. Allah'ım o renkler, o çiçekler, o doğayla iç içe olmak sanki toprakla bütünleşmiş gibi oluyor. Zamanında Çok güzel. İnsanlar herhalde ikimiz de aynı düşüncedeyiz. Aynı şekilde. Zamanında insanlar duygularını telefonda birbirlerine böyle anlamsız mesajlar yazarak değil de o oyalarla, o baş bağlamalarıyla, o örgü çeşitleriyle ifade ederlermiş. Mesela gelinle kaynananın arasında bir problem varsa gelin hemen böyle sabah kayna dili çiçeği işler koyarmış. Takarmış. Yani mesela başörtüsünü düğüm yapma şekli bile bir şey ifade edermiş. Evet. İnsanlar aşık olduklarında duygularını, aşklarını böyle çıkıp bağıra bağıra söyleyemezlermiş. Utanırlarmış, çekinirlermiş. Onun dışında böyle bir ipe, bir ağaca bir işaret bırakarak ya da bir elbiseye küçük bir motif işleyerek anlatırlarmış. Bunlar da hani 40 yıl süre gelen evlilikleri getirmiş işte. Saygılarla başlamış. Evet, belki dediğimiz gibi o döneme ait acılarla yaşanmış. O dönemi çok istemeyerek de olsa kötü atlatmış bir sürü annelerimiz vardır evet, tabii ki ama bunların altyapısında aslında dejenere olmamış, bozulmamış, ahlaki boyutta da anlam değiştirmemiş değerlerimiz var yani. Evet, ben çok duyduğum şeyler altında en çok tabii ki o dönemin yine yoksullukları maalesef. Çünkü her zaman başta en büyük yoksullukla başlamış birçok şey. Yani yoklukla insanlar varlığı çok görmemişler. Bizden çok çok annelerimizden bahsedince ben kendi annelerimden mesela hiç unutmuyorum. Benim babamın işte babaanne dediğimiz Ede diyoruz. Ede'nin anlattığı hiç benim kulağımdan gitmez. Çam ağacının şeylerini soymuşlar, oymuşlar orada çıkan sütle. Ondan sonra çarıkla çorba yaptıklarını dile getiriyorlar. Yokluğun
o dönemde çok fazla oluşuyor. Ama renklerini yitirmemişler. Sevinçlerini yitirmemişler. Kesinlikle öyle. Duygularını hiç yitirmemişler. Ha, dolu dolu boşanmak yaşayan... Boşanmak yokmuş, ayrılmak yokmuş dolu mesela. Dolu dolu yaşamışlar. Yeri gelmiş, benim babam 2 sene askerlik yapmış. O dönem öyle. 4 sene yapan hiç var. Hiç gelmemiş. Hiç gelmemiş. 2 sene annem diyor hiç görmedim babanı diyor. Geldiğinde benim babam geldiğinde annem diyor ki bir tuhaftım böyle hiç tanımadığım bir sanki böyle karşılaşmışım. 2 sene hiç görmemiş. Benim amcam dediğin gibi 4 sene hiç gelmemiş. Yani o kadar çok yaşanmışlar, çok yokluk görmüşler. Şimdi varlığı gören insanlar da şükretmesini bilmiyor. Öyle evet. Ben bunu fark ettim. Yani biraz daha farklı olmak lazım. Dedim ya taşıyabildiğimiz nokta neresi olacak bilmiyorum. Ha ben cep telefonumu taşıyacağım. Milletin elinde sadece telefonlar. Onlarla haşır neşir muhabbet edecek kimse yok ki. Mesela şu anda biz gerçekten Cem TV'de siz program yapıyormuşsunuz gibi değil. Ben şu anda senin evinde misiniz gibi hissediyorum. Ziyarete gelmişim bir muhabbet yapıyormuşuz gibi geliyor. Ama bunu artık bitirdiler. Telefonla merhaba nasılsın iyi misin ya odadan odaya merhaba diyorlar. Doğru. O yüzden ben bundan gerçekten artık üzülüyorum. Muhabbetler bitmesin diyorum. İstiyorum ki insanlar yine bir araya gelsin. O mesela köyde nasıl bir oturmuşlar muhabbet ediyorlar. Ne bileyim közlenmiş bir patatesi biliyorsun ne kadar orada evet. Kıymetli. O karda kışta o bir değer. Yani onu o kadar bir değerli buluyorlar ki. Tekrar mesela köyde ev yapmamızın en büyük etkeni biz sanki onu yaşayacak mıyız bilmiyorum. Yaşayacağımızı pek zannetmiyorum. O dönemin insanları da yokluğunu hissediyorsun. Bizler yapabilir miyiz onu da bilmiyorum ama ben diyorum ya bunları unutmamak lazım. Bilmiyorum ben unutmuyorum. Türkülerimde yansıtmaya çalışıyorum. Sen de belki renklerinde yansıtıyorsun. Renklerimde evet renklerimde yani dediğim gibi senin misyonun o. Sen eğer çocuklarına bunu öğretirsen onlar da çocuklarına bunu öğretecekler. Evet. Ama sen öğretmeyi kesersen... Muhabbet etmeyi kesersen evet, evet, her şeyi bitiriyorsun. Evet. Çünkü sende saklı kalmamalı. Bunu taşıyabilmez. Az önce sen de bir düğünü hatırlıyorsun. Onu yansıtıyorsun. Evet. Bunu anlatabilmelisin ki insanlar aha evet ben de şunu yaşamıştım. Ki dağarcığını açıyorsun. Yani bunlar bir düğün salonunda şimdi artık bir düğün salonunda artık bir çerçeve içerisine koyuyorlar. Ama Anadolu'da ne bileyim bir ev damında yapılırmış. Bir açık alanda o piknik alanları gibi ağaçların altı. Ağaçlar yokmuş zaten güneşin çatısının altısında. Damda, evet. Damlarda. Çünkü Tokat'ta ben hiç unutmuyorum bir düğüne katılmıştım. Tokat Zile'de. Bir damda yaptılar. Ay çok mu güzel, çok mu eğlenceliydi. Cidden hiç unutmadığım bir düğündü. Ağır elbiseleri de giydim. Altında yürüyemiyorum. Hiç Aydın, peşti mi? Nasıl bir ağır. Bana dedi uncağız kızı taşıdık. Altta yürüyemiyorum neredeyse. O derece ağırdı. O elbiselerle zamanında tarlaya gitmişler. Evet. Ekim biçmişler. Evet. Yani... Nasıl semah dönmüşler? Ah. Değil mi? Ne kadar güzel. Ama bizim semamız çok daha başka. Ağır. Tabii hepsi böyle yüreğimde ama Hubyar semah zaten evet. Bizimkisi. Bizimkisi çok daha ağır. Mesela annem babam benim çok iyi semah dönerlerdi. Çok severim böyle tüylerim diken diken izlerim. İyi ki de o kültürün parçasıyım i̇şte derim her zaman. Baştan söyledim ya iyi ki bu kültürdeyim. İyi ki bu yola baş koymuşum gittiği yere kadar gidecek. Ben öyle düşünüyorum. Başka da ne düşünebilirim ki? Başka hiçbir şey düşünmüyorum. Sevgili seyirciler böyle yine şırıl şırıl akan bir sohbetten sonra programın sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Böyle programı yine bir türküyle kapatmak istiyorum. Eyvah. İstersen sen de. Sona doğru bir klip paylaşalım. Ben yine bir alıntı yapayım olur, sana. Olur. Tabii ki ha. Olur. Yani seni de çok sevdiğim bir türküymüş onu fark ettim. Öyle mi? Evet. Sen dedin olursa sevinirim. Ben de hiç kulak şey olmadı. Hemen bir kuble de olsa okuyayım sana. Daha güzel olacağını inanıyorum. Gönül çalamasın aşkın sazını. Ne perdeye dokun ne teli incit. Eğer çekemezsen gülün nazını ne dikene dokun canım ne dalı incit
ne dalı incit. Eğer çekemezsen gülün nazını, ne dikene dokun canım, ne dalı incit, ne dalı incit. Dinle ki bülbülü gelesin coşa, gelesin coşa. Dinle ki bülbülü gelesin coşa. Karganın namesi gider mi hoşa? Meyvesiz ağacı sallama boşa. Ne yaprağını dök canım, ne dalı incit, ne dalı incit. Meyvesiz ağacı sallama boşa. Ne yaprağını dök canım, ne dalı incit, ne dalı incit. Ağzına sağlık. Çok çok teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, Aykırı Renkler'de yine programın sonuna geldik. Sevgili Gülsüm Gül bu haftaki konuğumdu. Çok çok teşekkür ediyorum kendisine. Ben teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbet oldu benim için. Eminim bu elektriğimiz ekranda sizlere de yansır. Haftaya görüşmek üzere. Saygılar.